Kurabiye kız, aşkım, ben işe gidiyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz aşkım. Hayırlı işler, bol kazançlar. He, baba, ben de okula gidecektim. Beraber çıkalım. Kurabiyecan, tamam oğlum. Hadi o zaman hazırlan çabuk. Gel çıkalım beraber. Of ya, siz gidiyorsunuz. Ben yine evde tek kaldım. Neyse, çok geç kalmayın. Akşam olmadan gelin. Tamam tamam aşkım, merak etme. Hava kararmadan biz zaten burada oluruz. Ay kurabiye adam, aşkım ben evde çok korkuyorum. Lütfen geç kalmayın. Ya anne, evde niye korkuyorsun ki? Ne yapacaklar sanki? Yiyecekler mi seni? Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım, annesini sevenler abone olsun, bildirimleri açsın, videoya devam edelim. Ay oğlum deme öyle, korkuyorum işte. Tamam tamam, annen doğru söylüyor. Geç kalmayalım, başına bir şey falan gelir. Tamam babacığım, ben de okula geç kalmıştım. Çıkalım o zaman hadi, daha fazla geç kalmayayım. Of ya, umarım geç kalmazlar. Ben evde tek başıma çok korkuyorum. Hadi oğlum hadi, hadi oğlum hadi. Gidelim bir an önce, geç kaldık zaten. Kapıyı da kapatalım, tamam. Güzel, işte evden çıktılar sonunda. Bu kurabiyeleri tek tek yakalayıp yiyeceğiz. Patron, ben çok acıktım. Yemek istiyorum bu kurabiyeleri. Merak etmeyin, bu kurabiye ailesini yok edeceğiz. Patron, diğer kurabiyeler gidiyorlar. Kurabiye kız evde tek başına kaldı. Eve gidip ilk önce onun işini bitirelim. Tamamdır, ilk hedefimiz kurabiye kız. Gidip onu kaçıracağız ve öldüreceğiz. Hadi yürüyün, gidiyoruz. Kurabiye kızı alacağız. Merhaba kurabiye kız, buraya seni almaya geldik. Aa, siz de kimsiniz, ne istiyorsunuz benden, bırakın beni. Seni ve tüm aileni yakalayıp yiyeceğiz. Sizin gibi lezzetli kurabiyeleri herkese dağıtacağız. Evet, sizin gibi lezzetli kurabiyelerden kurabiye yapacağız. Ve o kurabiyeleri satacağız. Hayır, saçmalamayın. Kamera kafa, hoparlör kafa, yakalayın şu kadını. Hayır, yardım edin. Emredersin patron. Hayır. Evet çocuklar, hoş geldiniz bakalım. Sınıfımızda gelmeyen kişiler var, bu sıra neden boş? Ay öğretmenim, orası kurabiyecanın sırası ama kurabiyecan gelmedi. Ne, gelmedi mi? Öğretmenim geç kalmış. En iyisi siz ona bir ceza verin. Vay vay vay. Demek benim dersime geç kalmış, öyle mi? Ben ona geldiğinde sorarım. Ya öğretmenim lütfen kurabiyecana kızmayın. O çok tatlı bir çocuk. Çok tatlı bir kurabiye. Evet öğretmenim lütfen ona kızmayın. O çok tatlı. Öğretmenim kusura bakmayın. Geç kaldım. He, kurabiyecan evladım, utanmıyor musun sen bakayım geç kalmaya he? Öğretmenim gerçekten özür dilerim. Bir daha geç kalmayacağım. Ulan ne kadar da tatlı bir çocuk ya. Kızamıyorum da, çok tatlı bir çocuk. Öğretmenim lütfen bana kızmayın. Yerime geçmeme izin verin. Evladım şu anda o kadar tatlısın ki seni yiyip mideme indirmek istiyorum ama neyse, kızmıyorum, geç hadi. Vay ula oğlum, biz geç kalsak şu anda çoktan bizi dövmüştü balde. Kurabiyecana hiç kızmıyor. Ay keko, bir kere kurabiyecan çok tatlı. Ona neden kızsın, senin gibi keko mu? Ula oğlum, dış görünüşümüzden dolayı bizi yargılıyorlar oğlum. Ay senin gibi bir hıyara tabii ki kızar balde ama kurabiyecan öyle mi? O çok tatlı. Evet çocuklar, aranızda konuşmayı bırakın bakalım. Ödevler yapıldı mı? Çıkartın, kontrol edeceğim. Ay evet öğretmenim, ödevleri yaptık. Kontrol edebilirsiniz. Vay ula oğlum, ben ödevi yapmayı unuttum ya. Balde çok kızacak. Evet öğretmenim, ben de çok güzel bir şekilde yaptım ödevimi. Evet öğretmenim, ben de yaptım. Evet çocuklar, beni uğraştırmayın. Ödevini yapmayan varsa gelsin direkt kendisi söylesin. Yoksa daha kötü kızarım. Öğretmenim, ben ödevimi yapmadım. Yapmayı unutmuşum. Ha, keko, evladım kendini de unutsaydın hergele. Seni kas kafalı sersem velet. Öğretmenim, lütfen kızmayın bana. Ceza vermeyin. Vallahi unuttum ödevimi. Ben hayatımda senin kadar tembel bir çocuk görmedim. Geç bakayım tahtaya, cezalısın. Of öğretmenim ya, bir kere de ceza vermeyin ya. Sen de bir kez olsun ödevlerini yapmayı dene o zaman. Sersem velet, geç tahtaya. Ulan şu halimize bak ya, bütün sınıfa rezil olduk. Sınıfın önünde tek ayak üzerinde bekliyorum. Keko, ödevlerini yapsaydın böyle beklemezdin oğlum.
Evet, Keko'dan başka ödevini yapmayan var mı bakalım? Öğretmenim, ben de ödevimi yapmayı unuttum. He, Kurabiyecan, evladım sen de mi yapmadın ödevini? Evet öğretmenim, ben de yapmadım, unuttum. Özür dilerim, yarın getirsem olur mu? İşte öğretmenim, Kurabiyecan da yapmamış ödevini, ona da ceza verin ya. Öğretmenim, çok özür dilerim, çok pişmanım. Evladım, o kadar tatlısın ki sana kıyamıyorum. Tamam, ödevini yapmamışsın ama bu seferlik seni affediyorum. Öğretmenim, sağ olun, teşekkür ederim. Vay ula oğlum, böyle haksızlık olur mu oğlum? Ben de yapmadım, bana ceza veriyorlar, ona vermiyorlar. Keko, seni sersem velet, o senin gibi tembel teneke çirkin bir çocuk mu? Bak sen maymuna benziyorsun, olsa çok tatlı. Ula oğlum, yeter la, bıktın mı kurabiyecandan? Ula teneffüs olsun, ben ona yapacağımı biliyorum ha. Evet çocuklar, ödevlerinizi de kontrol ettiğimize göre yemek arasına çıkabilirsiniz. Hadi bakalım, yemek molası. Ay zaten çok acıkmıştık öğretmenim, sağ olun. Ula oğlum kurabiyecan, senin işin bitti oğlum. Yemek molasında senin işini bitireceğim. Oley be, sonunda öğle arası. Acaba bugün ne yemek yesem ya, çok kararsızım. Ula kurabiyecan mısın nesin? Buraya bak oğlum. Ne oluyor ya, bana mı dedin efendim? Ula oğlum, senin yüzünden Baldi bana ceza verdi oğlum. Herkes seni çok seviyor, beni kimse sevmiyor. Bunun bedelini ödeyeceksin oğlum. İyi de ben sana ne yaptım ki? Ben ne yaptım? Ula oğlum, herkes seni seviyor, beni kimse sevmiyor. Bunun icabına bakacağım. Öğle arasında seni kurabiye olarak yiyeceğim. Manyak mısın be? Bırak peşimi, deli misin? Ula oğlum, ben okula yemek getirmedim. Karnım da çok acıktı. Sen de bir kurabiye olduğun için ben seni yiyeceğim. Manyak konuşma. Ula oğlum, senin işin bitti oğlum. Yiyeceğim seni. Çok lezzetli ya. Yiyeceğim oğlum seni. Çok güzel bu kurabiyenin tadı ya. Çok güzel. Hayatımda yediğim en güzel kurabiye. Ay olamaz, inanamıyorum. Keko ne yapıyorsun sen? Çekil çabuk oradan. Ne oluyor lan? Bizim Keko'ya bak, kurabiye canı yiyor. Ula çok lezzetli bir kurabiye bu ya. Siz karışmayın oğlum, o bir kurabiye, ben de onu yedim, karnımı doyurdum. Kardeşim manyak mısın sen, o bizim arkadaşımızdı, neden yedin onu? Ula oğlum, hepsini yemedik oğlum, alın size de bıraktık, siz de yiyin biraz. Ay sen yamyam mısın, neden yedin arkadaşımızı? Kardeşim vallahi hepsini yemiş, şuna bak, kafasını yemiş, bacağını yemiş, öldürmüş. Ula saçmalamayın, o bir insan değildi, o bir kurabiyeydi, ben de onu yedim, mideme indirdim, haydi eyvallah. Ay Keko inanmıyorum sana, onu kıskandığın için onu yedin, öldürdün. Evet kardeşim, yazıklar olsun sana. Kurabiyecan, hayır oğlum, olamaz, hayır. Kurabiyecan oğlum, ne oldu sana, neden yediler, kim yaptı bunu? Ay şuna bakın, kurabiyecanın babası geldi, çok üzüldü. Amca, senin çocuğunu Keko yedi. Hayır oğlum, olamaz. Benim canım oğlum, seni kim yedi, benim canım oğlum? Vallahi kardeşim bayağı da yemiş ya, şuna bakın. Hayır canım oğlum, sana bunu kim yaptı? Zaten annen de yok ortalıkta. Annen olsa sana fırından yeni kafa ve bacak yapardı. Ama annen de yok, anneni de kaçırmışlar. Hayır, ne yapacağım ben şimdi, ne yapacağım? Kardeşim çok geçmiş olsun. Hey abone, hey like, bir geçmiş olsun. Hadi arkadaşlar desteğimizi gösterelim. Abone olup like atalım. Merak etme oğlum, sana fırından yeni kafa ve bacak yapacağız. Hayata döneceksin. Benim canım oğlum, kurabiye can.